Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 19.09.2019 artı 5. <laughs> Dün akşam canlı yayında bir gerçeği açıkladım ama sanırım dikkatinizden kaçtı. Bir kez daha söyleyeyim. Galatasaray Gaziantep FK maçı bitiyor. Olabilir. Gaziantep yenilebilir. Hani güç olarak zaten kimsenin galibiyet beklemediği bir maç. Kabul. Ancak Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan Sahanın içerisine sevinçle dalıyor. Galibiyeti kutluyor. Muslera'ya çak bir beşlik, on beşlik yapıyor. Ensesine tokat, tarafına parmak falan muhabbetler. Güle eğlene sarılıyorlar. Sonrasında Lucas Torreira, Barış Alper gibi hayatında Selçuk İnan ilk defa belki de gören isimler. Eski takım arkadaşıymış, teknik direktörüymüş, bilmem. Hayat arkadaşıymış gibi. Müthiş bir sarılmalar, müthiş bir şeyler falan. Ee, yani bu maçta şike gibi skandal ortaya çıktı diyeyim. Bu şike gibi bir skandal. Ve dediğim gibi sarılıyorlar arkadaşlar. Şimdi kara borsa dolandırıcılığı konuşuluyor. Illegal bahis sponsorluğu konuşuluyor. Limit manipülasyonu konuşuluyor. Ve bu teknik direktörün bunu yapması sizce normal mi? Ya da şöyle söyleyeyim size. Fenerbahçe evinde kimi yensin? Galatasaray'ı yensin. Maçın bitiminde Kerem Demirbay mutlulukla sahanın içine girip futbolcularımızla tokalaşsın. Bak Fenerbahçe derbi kazanıyor inşallah. Farklı kazanıyor inşallah. Kerem Demirbay Galatasaray taraftarı ne yapar? Der ki ulan biz maç kaybettik. Sen bilmem hatta Kerem Demirbay da maçın içinde oynamış olsun. Böyle isteksiz kötü oynamış olsun. Bunun adına şike derler değil mi? Değiştireyim Fenerbahçe Sivas'ı yense. Sivas'ın başında şu anda Bülent Uygun var. Buna da şike derler değil mi? Peki buna ne diyor Galatasaraylar? Selçuk İnanlı olaya? Yanlış anlamayın ben şikayet edemiyorum. Siz, siz cevap verin. Neyse, sıradaki haber Jose Mourinho'dan takıma merkez uyarısın. Şimdi Fenerbahçe'ye derbe hazırlıkları sürüyor. Jose Mourinho Galatasaray'ı analiz etmeye devam ediyor. Ve diyor ki aman diyor bunların e, ayak oyunları çok fazladır. Bunlara dikkat edin diyor. Gerçekten bak ayak oyunlarına çok dikkat edin diyor. Çünkü bunlar dokunmadan kendini yere atan futbolculardan kurulu bir ekip. Bunlar rüzgarla kendini yere fırlatan bir ekip. Aman dikkat edin diyor. Aman hakemlerin bunlara karşı bakış açısı sanki evladının maçını yönetiyor gibi olduğu için. Dikkat edin diyor. Değil tabi ki de. Haber başka bir şey içeriyor. Şimdi Galatasaray'ı analiz ediyor. Ve tespit ettiği tehlikeye karşı futbolcularını da uyarıyor arkadaşlar. Adeta Samandıra'da sabahlıyor. Ve özel önlem. Rakibin Abdülkerim Bardakçı ile başlayan ataklarının Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens şeklinde ilerleyerek merkezden tehlike oluşturduğunun notunu alıyor. Özellikle bu bölge için özel önlem alacağı konuşuluyor. Şimdi ben... Ee, 3 senedir Okan Buruk'un taktiklerini çözdüm. Her derbi maçta orta sahaya 2 tane defansif orta saha koyuyor. Önlerine bir tane 10 numara gibi 8 koyuyor. Yani olabildiğince orta sahayı kalabalıklaştırıyor. Derbilerde bunu yapıyor. Ee, bir de orta hakem mevkisine bir tane kendi elemanını atıyor. Ne yapıp edip? Kendi elemanı. Yani Fenerbahçe'nin oynamış, Trabzon'dan oynamış, Beşiktaş'ın oynamış. Önemi yok kendilerine yakın elemanları atıyorlar. Mesela geçen sene Arda Kardeşler. Allah mekanını cehennem etsin o Arda kardeşlerin. Geçen sene o bizim Galatasaray stadında yediği hakkımız var ya. Haram, zehir, zıkkım olsun. Cennete gidemez. Biz hiçbirimiz helal etmiyoruz. Dünyalar da önümüze dökse helal etmiyoruz. Fenerbahçe'nin hakkını kim yiyorsa hiçbirine helal etmiyoruz. O arkadaşı hatırlayın arkadaşlar. Fenerbahçe'yi aniden 10 kişi bıraktı. Alakasız keyifsiz bir pozisyonda. Niye? Fenerbahçe 10 kişi kalınca güç kaybedecek diye. Sonuç Fenerbahçe Arda kardeşleri de sağdan sildi. Galatasaray da sağdan sildi. Yine aynısı olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi derbi cumartesi günü 6. hafta maçı 21 Eylül cumartesi günü saat 20'de Ülker Stadyum'da oynanacak. Ben bu maça dair bir iddia şikesi söyleyeyim size. Bakın Yanlış duymadınız. Fenerbahçe Galatasaray maçına dair maçına dair iddia şikesi ihtimali. Arkadaşlar maçın 2-0 ya da 2-1 Fenerbahçe lehine sonuçlanacağı iddiasında bulunuyorum. Ancak maçın hem 2-0 Fenerbahçe lehine biteceğini hem de bir kişinin Galatasaray'dan bir kişinin kırmızı kart göreceğini ben iddia ediyorum. Eğer ben iddiadan azıcık anlıyorsam ki anlamıyorum, bilmiyorum ama kulağıma bir şeyler çalındı. Benden tavsiye. Fenerbahçe Beko transferi açıkladı. Baban Marjanovic. Fenerbahçe Beko 36 yaşındaki deneyimli pivot. Baban Marjanovic ile sözleşme imzaladı. Ha baban ha baban. Zaten bunu konuşmuştuk arkadaşlar. 9 sezondur NBA'de forma giyen 36 yaşındaki Sırp pivotla sözleşme imzalandı. Ee bir yıllık anlaşmaya varıldı diyor. Varılabilir normal. Perşembe günü 12.15'te İstanbul'da diyor. E, hayırlı olsun zaten bunu konuşmuştuk. Sürpriz de olmadı. Jose Mourinho'dan bir derbi uyarısı daha bir daha görmek istemiyorum. Şimdi Portekiz'i teknik adam Mourinho Kasımpaşa maçındaki yavaş ve baskıdan uzak oyunu bir daha görmek istemediğini söyledi. Ancak o oyunun bir sebebi vardı milli takımdaki yorgunlar, burada kalan <laughs> idmancılar. Arkadaşlar burada kalan idmancılara biraz yükleme yapıldı. Sezonun içinde ara ara bu yüklemeler yapılır. Sebebi şu, bu yüklemeler yapıldıktan sonra futbolcuların direnci biraz daha artar. Ama şöyle anlatayım, ilk milli ara, hani 5 zorluk düzeyinde 5. derece bir yükleme yapılır. Uzun soğukta olsun diye. Bir sonraki milli arada dördüncü derecede yükleme yapılır. Ondan sonraki milli arada üçüncü derece. Ondan sonraki milli arada ya da devre arasında ikinci derece yükleme yapılır. Yani takım sezon başı kampında beşinci derece yükleme yaparsa ağırlık olarak. Mesela sezon başında beş yaptı diyelim. Bu milli arada dört yapar. Öyle diyeyim size. Bir sonraki milli arada üç. Bir sonraki milli arada iki. Devre arasında iki yapar. İkinci dönemki milli aralarda bir ya da ikinci derece yapar. Yani çok ağırlaştırmaz. İsmail Kartal burada bir hata yapmıştı. Dördüncü derece yapıp birkaç futbolcuyu sakatlamıştı. Neyse bu konumuz değil. <laughs> Konuyu dağıtmayayım. Jose Mourinho Kasımpaşa maçında 2-0 öne geçtikten sonra takımın oyunu rölantiye almasını eleştirdi. Ve idman öncesinde böylesine yavaş ve baskısız oyunu bir daha görmek istemiyorum dedi. E, futbolcular da pestilimizi çıkarttı dedi ama tribünleri dolduracak taraftarımıza daha iyisini sunmalıyız dedi. Şimdi iki bölgede kararsız kalmış. En o gün performanstan uzak diyor. Kulübeye çekme düşüncesi var. Edin Ceko'yu oynatma düşüncesi var. Ben kesinlikle en ile başlaması gerektiği düşünüyorum. Sakatlığı geçen Ciku'yu ve Osayi'yi 11'de düşünüyor. Sol bekte Kostic ile Osterwold arasında kararsız. Osayi tam oynayamaz. Ben onu belirteyim. Orta sahada Fred'in yanında İsmail Yüksek ile Ada Sofyan Amrabat arasında kalmış. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ikilemlerin hepsi çok güzel. Vallahi çok güzel. Vallahi de billahi de çok güzel. Ben bu ikilemlerin hastasıyım. Bayılıyorum bu ikilemlere. Ya böyle olsun ya. Fenerbahçe kadrosu böyle olsun. Lan onu çıkartacaksın. Onu oynatmayayım. Kim oynatayım diyorsun. Bakıyorsun. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Kim oynatayım lan diyorsun. Geçen sene böyleydi. Mesela İrfancanın yedeği yoktu. Cengiz bir iyili, bir kötülüğü, bir sağlı, bir sol. Derbiye İrfancanla başlasa şok olur musunuz? <laughs> çok da olmamış. İsmail yüksek kesti. Amrabat'la başladı. Hocam çok da şey yapma. Bekao'yu oynatmadı. Ciku'yu oynattı. Osterwolde'yi dinlendirdi. Kostić oynattı. Yani hocam olabilir. Osa'yı oynattı. Mert Müldür dinletti. Bak işte bu alternatifli kadro iyidir ve rotasyonu doğru yaparsa bak Jesus rotasyonu Mourinho futbolu ikisinin birleşmesi lazım. Bol rotasyon o da oynasın bu da oynasın o da oynasın bu da oynasın hem futbolcuların piyasa değeri coşsun hem Fenerbahçe kazansın. Bana Fenerbahçe arka arkaya 15 maç kazanacak deseler şampiyonuz derim. <laughs> İyi de Avrupa maçları da araya giriyor hocam. Ne kadar uyanıksın. 15 maç arka arkaya kazanalım Fenerbahçe ligde şampiyon arkadaşlar. Kesinlikle. Bak Ligde arka arkaya kaç maç kazanırsak hocam? Ligde arka arkaya e, 6 maç kazanırsak şampiyonuz. Ya da 7 maç kazanırsak. Trabzon maçını görmem lazım. Lig fikstürü diye. Fenerbahçe maçları. Bir bakayım arkadaşlar. Yani Galatasaray maçı 1. Lig maçı. Union Saint var. Antalya lig maçı 2. Twente var. Samsun var. 3. Manchester United Bodrum var. 4. Trabzon Fenerbahçe 5. Fenerbahçe Sivas 6. Kayseri Fenerbahçe 7. Fenerbahçe şuraya 7'de 7 yapsın. Zaten Gaziantep evinde yener. 8'de 8 yapar. Beşiktaş deplasmanlarında galibiyetten 9'da 9. Fenerbahçe 9'da 9 yapsın şampiyon. Yazın bir kenara. Ciddi söylüyorum yazın bir kenara. 9'da 9 yaparsak şampiyonuz arkadaşlar. Bunu da dile getireyim. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin bu arada hakemi belli oldu. Onu az önce söylemedim sanırım. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi e, Pensil, e, Atilla Karaoğlan olmuş. Galatasaray bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan. Hiç şaşırtıcı gelmedi niyeyse. Yani gram şaşırtıcı gelmedi. Çünkü bekliyorduk. Yani şimdi Atakaş Hatay Spor Bodrum maçını Üm It Öztürk yönetiyor. Timosan Konya Net Global Sivas Spor Yasin Kol yönetiyor. Fenerbahçe Galatasaray Atilla Karaoğlan. Çaykur Rizespor Samsun Spor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Geçmiş olsun Çaykur Rizespor. Ama siz Galatasaray maçında hakkınız yenildi ses çıkarmadınız ya. Samsun Spor sana geçmiş olsun. Kadir Sağlam bu maçta kesinlikle Rize'yi kollar. Ben size söyleyeyim. Çünkü Rize ses çıkarmadı Galatasaray maçında hakkının yenildiğine. Çıkarsaydı Rize orada yenilirdi. Neyse. Kasımpaşa Antalya Burak Pakkan. Hacı Pekkan'ın oğlu biliyorsunuz. Bilmiyor musunuz? Ajda Pekkan'ın oğlu lan. Uyduruyorum yani Ajda Pekkan'ı. Beşiktaş, İkaz, Eyüp Spor, Zorbay Küçük. Bakın derbinin skoruna göre Beşiktaş'ı doğrayabilirler. Adana Demir, Alanya, Emre Kargın. Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor, Volkan Bayarslan. Volkan Bayarslan. Göztepe Kayseri Spor, Bellona Kayseri, Ozan Ergün diyor. Şimdi gelelim transfer şikesine. Hal City Fenerbahçe transfer şikesi varmış. Öyle söylüyor Galatasaraylı sayfanın biri. Hal City Cao Petro'yu kadrosuna katmak için temaslara başlamış. Ve bir Galatasaray sayfası bunun şike olduğunu, hülle olduğunu söylüyor. Şimdi Allah beyin vermiş insanoğluna. Ama Galatasaraylı bazılarına herhalde yani bir parça eksik. Bir damar da eksik de ne damar olduğunu bilebilirsin. Bazı damar eksik bazı insanlarda. Ulan Pedro sözleşmesini feshetmiş. Günler olmuş. Serdar Aziz'i alırlar anlarım. derim ki ulan derim. Serdar Aziz bak Fenerbahçe'de gönderemedik bir türlü. Tamam iyi futbolcu da limit açılsın diye şöyle olsun böyle olsun maaş limit açılsın diye anlarım. Ulan Allah'tan korkusuzlar. Kullan utanmazlar. Cao Pedro 20 Ağustos 2024'te feshetmiş. Yani yaklaşık bir ay önce feshetmiş. Buna hülle diyecek kadar nasıl düşüyorsunuz ya? Neyse Hal City 1 artı 1 yıllık teklifte bulunmuş. Kısa süre içerisinde cevap verecekmiş. 5 kez gol sevinci yaşamış. Fenerbahçe'de 28 maçta. Ben transfer sezonları bitti diye biliyorum buranın ama transfer sezonu süren ülkeler diyeyim. Hani İngiltere ikincilik birinci lige bağlı diye biliyorum ben ama kışa mı acaba şey yaptılar Allah Allah bilmiyorum Angola, Fas, Uganda, Fildişi, Kuveyt Nicaragua, Nijer, Güney Afrika 20 Eylül'e kadarmış Tunus, Burkina Faso, Djibouti yani satabileceğimiz yer neresi olur Mısır'a kimse gitmez Birleşik Arap Emirlikleri 1 Ekim daha 13 günü var Keşke bir futbol, birkaç futbolcumuzu Birleşik Arap Emirliklerine satsak. Orada iyi para eder. Ee, yoksa sıkıntı. En son Panama'da 30 Kasım. Yemen'de var. Senegal'de var 21 Ekim. Togo'da var. Bunların hiçbiri bizim futbolcular alamazlar. <laughs> o yüzden kapanan kapandı artık. Birleşik Arap Emirlikleri artık. Tek çare. Durum bu. Video bu arkadaşlar. Ben size sadece gördüklerimi, gözlemlerimi sundum. Katılıp katılmamak size bağlı. İster katılın, ister katılmayın. Ama ben şunu adım soyadım kadar eminim arkadaşlar. Bir olayı Fenerbahçe yapınca buna şike deniliyorsa, ben de Galatasaray yapınca ona şike derim. Beşiktaş yapınca ona da şike derim. Trabzonspor yapınca ona da şike derim. Fenerbahçe yapınca ya arkadaş bu da şike değil. Buna da denmez dediğim her olay için rakibe de aynısını söylerim. Fenerbahçe mesela en son evinde kimi yendi? Hani gerçi biz 3 deplasmana çıktık. Ya diyelim Fenerbahçe evinde Sivas Spor'u yendi. Hem de Sivas hiçbir varlık gösteremedi. Hani bile bile pas hatası falan yapar gibi top oynadılar diyelim. Maç bitince Fenerbahçe futbolcularla Bülent Uygun sarmaş dolaş olsa yüzünde gülücükler olsa derim ki arkadaş ne yapıyorsun sen ya? Millet buna şike diyecek şimdi derim. Başkası yapsa ben de buna şike ederim derim. Durum bu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşmek üzere